Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. İşte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle, dop dolu bir beyaz ana haberle yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve hemen gündeme geçelim. Bakın, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz turu kapsamında bugün Ordu ve Giresun'da halka hitap etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye verilen bayram ikramiyesinin %50'lik zamla 3.000 liraya yükseltileceğini duyurdu. Önümüz Ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz, dedi. Emekli bayram ikramiyesinin 3.000 liraya çıkarılacağını açıkladı. Önce 1.000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1.200 liraya, sonra 2.000 liraya çıkardı. Önümüzdeki bayramda bu rakamı %50 artışla 3.000 liraya yükselteceğiz. Yerel seçimlere 44 gün kala seçim çalışmaları kapsamında Karadeniz turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Ordu oldu. Erdoğan'ı Ordu'da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Kayıtsız şartsız yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek netlikte göstermiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı Ordu'yu Türkiye yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için vizyonuyla, programıyla, projesiyle 31 Mart'a hazırdır. 31 Mart akşamı Ordu Hilmi Güleri'yle ve tüm ilçe belediyeleriyle gümbür gümbür geleceğe yürüyor mu? İstismar politikası yapanlara meydan okuyan Erdoğan, aralarına girmeye çalışanlara müsaade etmeyeceklerini söyledi. Ne diyor? Ben seçimi kazanacağım. Ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim. Bizim onlarla işimiz yok. Biz bizimle bir olan, beraber olan, iri olan, diri olan, kardeş olanlarla beraber yürüdük. Bundan sonra da onlarla beraber yürüyeceğiz. Her kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, müfteridir, hilebazdır, kifayetsiz bir muhteristir. Ordunun siyasi hokkabazlıklara değil, sadece esere ihtiyacı var. 21 yıldır eser ve hizmet siyaseti yaptıklarına değindi, rakip tanımadıklarını söyledi. Milletimiz 17 seçimdir kara kaşımıza, kara gözümüze hayranlığından her seçimde bizi sandıktan birinci çıkarmıyor. Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes zaten görüyor, kabul ediyor. Eser ve hizmet müktesebatı konusunda ne belediyelerde ne iktidarda bizimle yarışacak bir parti zaten mevcut değil. Erdoğan'ın hedefinde muhalefet de vardı. Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP'si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan, yalan üzerine kurulu bir siyaset tarzımız var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Erdoğan Ordu'daki mitinginin ardından Giresun'a hareket etti. Dış politika hedeflerine değindi. Bugün de attığımız her adımı Türkiye eksenli atıyor, milletimizin ve devletimizin menfaatlerini düşünüyoruz. Karadeniz'den Orta Doğu'ya bölgemiz bir yangın yerine dönmüşken yeni düşmanlıklar, yeni gerilimler olmasın diye çaba harcıyoruz. Çok açık ve net ifade etmek isterim. Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır. O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır. Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların devam edeceğini söyledi. Bir kez daha ateşkes vurgusu yaptı. Gazze halkın direniş ve mücadele azmini bombalarla kıramayan İsrail, açlıkla Gazze'lileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye İnsani yardımların kesintisiz ve ihtiyaç miktarınca ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla el uzatmamız, daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aday krizi sevgili izleyenler iyice alevlendi. Anlatayım ne oluyor? İsimlerin duyurulmasıyla biliyorsunuz istifaların ve tepkilerin ardı arkası kesilmedi demiştik sizlere, kesilmiyor. Bakın Özgür Özel bugün İzmir'deydi sayın seyirciler. Halk buluşmasında adaylarına orada destek istedi. CHP'nin önemli gündem maddelerinden biri de malum Lütfü Savaş. Hatta şöyle diyelim, Lütfü Savaş krizi. Yani Hatay adayı Lütfü Savaş'ı tanıtım filmine koymaya çekinen Özel itiraf niteliğinde orada bir de açıklamada bulundu. Gelin izleyelim. Şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde bizim Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik dedi. CHP Hatay'da iyiden iyiye çıkmaza girdi. Belediye başkanımız elbette eleştiriden muaf değil. Biz de zamanında eleştirdik. Herkesin saç saça, baş başa kavga halinde olduğu CHP'ye bakıp da başka bir hissiyata kapılmak mümkün mü? Parti meclisinden Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay adayı konusunda adeta çarşafa dolandı. Tepkilere kulağını tıkadı, daha iyi bir aday bulamadık dedi. Hatay için Lütfü Savaş'tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfü Savaş da zaten buna hayır demiyor. Özel, Hatay büyük yıkımına uğramasına karşın kentsel dönüşüme karşı çıkıp mitingler düzenleyen Lütfü Savaş'a aday tanıtım filmlerinde yer vermedi. Ama kameralar önünde yine aklama çabasına girdi. Lütfü Savaş hatasız değildir, eleştiriden muaf değildir. Ama Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. CHP'de aday krizinin yaşandığı bir diğer ilde İzmir. Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, ihanet edenler, arkadan hançerleyenler oldu dediği yol arkadaşları hakkında dikkat çeken eleştiriler yaptı. Biliyorsunuz günümüz siyasetçileri maalesef çok aç ve doymak bilmiyorlar. Tokluğu içine sindirmiş çok az siyasetçi var maalesef. Ama insanı karartmamak lazım. Değerli izleyenler, Marmara Denizi'nde su alarak batan Batuhan Ağa isimli geminin en sıcak görüntüleri var elimizde. Geminin su alması ve ağır ağır batması kameralara an be an yansıdı. Diğer yandan da kayıp mürettebatın arama çalışmaları da bugün devam ediyor. 51 metre derinliğe indirilen sualtı aracıyla batık gemiden ilk görüntüler alındı. Kayıp kaptanın oğlu da geminin çok eski olduğunu ve mürettebatın sürekli batacak korkusuyla çalıştığını söyledi. Saattir aynı yerdeyiz. İşte böyle batan Batuhan Ağa gemisi 51 metre derinde bulundu. Ekipler gemiden ilk görüntüyü almayı başardı ama 6 kişilik mürettebattan hala bir iz yok. ...69 metrelik Batuhan Ağa gemisi taşıyacağı mermerleri yükledikten sonra Marmara Adası'ndaki Badalan Limanı'ndan böyle ayrılmıştı. 14 Şubat 2024 tarihinde Batuhan Ağa isimli ticari geminin yükünü tamamlayarak Badalan Limanı'ndan ayrıldığını gösteren video kaydıdır. İmralı Adası yakınlarına geldiğinde ağır hava şartları yüzünden oluşan dev dalgalara daha fazla dayanamayıp su almaya başladı. Gemide bulunan 6 mürettebat hemen acil durum sinyali verdi. Ama bir saat bile geçmeden sinyal tamamen kesildi. AFAD, sahil güvenlik ve jandarma timleri hemen harekete geçti. Dev dalgalarla boğuşan ekipler boş can salığıyla batan gemiye ait bir can simidi buldu. Ama ne gemiden ne de mürettebattan bir iz vardı. Yerde kimse var mı? Balıkçı barınağı önleri, Batuhan Ağa isimli gemiye ait can salı. Can salı içerisinde kimse yok. AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAKA ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 adet sahil güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Saatler süren çalışmaların ardından batan gemi 51 metre derinde bulundu. Radar tespitinin ardından suya indirilen sualtı aracı Batuhan Ağa'yı böyle görüntüledi. Kayıp mürettebatın yakınları da çalışmaları Kurşunlu'daki kriz merkezinden takip etti. Batıktaki incelemelerini sürdüren ekiplerin önceliği kayıp mürettebat. Geminin çıkarılıp çıkarılmayacağına daha sonra karar verilecek. SOS 6.32'de veriliyor. SOS kapanalı 7.12. 40 dakikalık bir zamanda bu Marmara bölgesine nasıl ulaşılmıyor? Gemi zaten diyordu, batacak bu gemi diyordu. Batacak bu gemi söylüyordu yani kendisi. Çünkü eski gemilerden bırakıyordu. Gemi çok eskiydi. Yani bu zaten bu geminin tedaviden kalkması lazım. Gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın da kazadan önce "Benden bir tane daha yok" şarkısı eşliğinde makara zımparaladığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. Zımparasını yapıyor. Evet, göster bakayım Zeynep Hanım nasıl oldu bir görelim. Öyle bir iş. Az geri gel, az geri, az geri. Az yattır bana böyle. Aradaki fark görüyorsunuz arkadaşlar. Olay bu işte, anlatmaya gerek yok. Efendim gözümüz kulağımız bugün yine Erzincan'daydı. Bakın toprak kayması meydana gelen maden ocağında arama kurtarma çalışmalarında artık 4. güne girilirken son dakika haberleri de haber merkezlerine gelmeye devam ediyoruz. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Yaşanan bu faciaya ilişkin gözaltına alınan aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir kere onu aktaralım. Diğer yandan bölgedeki çatlakların sabah saatlerinde fark edildiği, bazı işçilerin de bölgeden tahliye edildiği ortaya çıktı. Toprak adeta dere gibi aktı. 9 işçiyi esir aldı. Arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde bölgede acı bekleyiş sürerken yaşanan faciaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. İliç'te toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından toprak numuneleri alındı. Ekipler arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere bölgede bulunan mobil su ve atık su analiz laboratuvarına, bazılarını ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevre Referans Laboratuvarına götürdü. İşçilere ulaşabilmek için zamanla yarışta devam ediyor. Yaklaşık 1000 kişilik arama kurtarma ekibi işçileri bulabilmek için seferber oldu. Toprak altındaki işçilerin bulunduğu düşünülen iş makineleri ve konteynerların tespiti için kullanılan boşluk ve metal tespiti yapan dronların verdiği sinyale göre işaretleme yapılıyor. Teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Yapılan tespitler sonrası ekipler arama kurtarma çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, madendeki yığma toprak sahasında çatlakların sabah erken fark edildiği bir bölüm işçinin tahliye edildiği iddialarına ilişkin konuştu. Bu bölgedeki işçilerin tahliye edildiği doğru ve sonra buradaki bu bölgedeki 9 arkadaşımızın tekrar kontrol amaçlı olay yerine dönülmesi sonrasında, yani burada normalde çok daha fazla işçi çalışıyordu. Döndükleri ve o esnada bu hadiseye yakalandıkları maalesef doğru. Kimlikleri tespit edilen 9 işçinin ailesi ve sevenleri facianın yaşandığı noktadan bir an olsun ayrılmıyor. Gözyaşları içinde umutlu bekleyiş gece gündüz devam ediyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada genişletilerek devam ediyor. Aralarında olayda kusur olduğu değerlendirilen firmanın işveren vekili pozisyonundaki Kanada uyruklu bir kişinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Efendim Ali Çiçek yazmış işte, bakın sizin vicdanınız yok mu demiş. Yine ben canlı yayından kendisine cevap vereyim. Yok galiba, öyle görünüyor. Çünkü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki özel bir bakım merkezinde akıllara durgunluk veren o skandalı şimdi ekranlarınıza getireceğiz. 72 yaşındaki yaşlı adam 2 personel tarafından önce odaya kapatılıyor, sonra da dakikalarca maalesef efendim şiddet görüyor. Dehşete düşüren o anlarda saniye saniye kameralara yansıdı, bizim de vicdanımız kanadı. Önce odaya kapatmaya çalıştılar, sonra da dakikalarca şiddet uyguladılar. Odadan baygın çıkan yaşlı adamın son hali kameralara böyle yansıdı. 72 yaşındaki engelli Avni Kılıçaslan Çerkezköy'de özel Trakya Bakım Merkezi'nde kalıyordu. Bir personel tarafından zorla odasında tutulmaya çalışıldı. Ancak Kılıçaslan odadan dışarı çıkmak istedi. Kapıyı ve personeli tekmeledi. Öfkesini kontrol edemeyen bakım evi çalışanları vicdanları yaralayan bu hamleyi yaptı. Zor kullanarak yaşlı adamı odaya aldı. Zavallı adam dakikalar sonra odadan baygın çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Darp edilen adamın düştüğü iddia edildi, hastaneye kaldırıldı. 3 çocuk babası Kılıçaslan'ın yakınları ise olayın düşmeden ibaret olmadığını, yaşlı adamın darp edildiğini öne sürdü. Bunun üzerine emniyet harekete geçti, kamera kayıtları incelendi. Korkunç gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. 72 yaşındaki engelli adamın darp edildiği o anlar an be an böyle görüntülendi. Yaşlı adam yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken acımasız personeller tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Bakım merkezi de personellerin kurumla ilişkinin kesildiğini açıkladı. Efendim İstanbul Esenyurt'tan iki ayrı haber vereceğiz şimdi. Bakın, birinde yabancı bir şahıs tarafından işletilen kuyumcuda kan donduran anlar yaşandı. Silahlı saldırgan içeride müşteriler de varken bir çalışanı vurdular ve kaçtılar. O anlarda kameralar kayıttaydı. Diğer taraftan yine Esenyurt'ta yaşanan başka bir olayda çalıştığı börekçiden parasını alamayan eski çalışan dükkanı bastı, iş yeri sahibini altı yerinden bıçakladı. Silah aldım, tıktı. Kuyumcuya giren şüpheli gözünü bile kırpmadan çalışanı vurup kaçtı. Bir adama geldik, o dükkana girdi. Esenyurt'taki bu kuyumcu da sıradan bir gündü. Çalışanlar müşterileriyle ilgileniyordu. Bundan sonra o adama kaçtı. O sırada kapşonlu saldırgan geldi. Silahını müşterinin yanından doğrultup çalışana kurşun yağdırdı. 2-3 dakika sonra polis geldi. Yok, tanımıyorum. Başının hemen yanından silah patlayan kadın korkuyla kendini yere attı. O adama yüzük kapalı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis şimdi o saldırganı arıyor. Bu görüntüler de Esenyurt'tan. Çalıştığı börekçiden parasını alamayan Kadir adlı eski çalışan dükkanı bastı, iş yeri sahibini altı yerinden bıçakladı. Dehşet dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Arkadaş daha önce burada çalışmış. Çıktıktan sonra bir alacağı kalmış büyük ihtimal. Ücret tartışmasından dolayı bu olaylar buralara kadar gelmiş. Yaralı dükkan sahibi Ozan Zeki Demir hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Bayağı yarası ağırdı. İlk yardım ben yaptım. Efendim şimdi sırada İstanbul, Bursa ve Karaman'dan çok ilginç görüntüler var. İstanbul'da gençlerin yaktığı mangal bomba gibi patlarken Bursa'da bir optik dükkanının çöken asma tavanından kedi yere düştü. Yine Bursa'da seyir halindeki özel halk otobüsünün tek tekerini havada görenler gözlerine inanamadı. Karaman'a gelelim. Orada da asker eğlencesi vardı. Bakın neler yaşandı. Mangal bir anda bomba gibi patladı. Et keyfi yapanlar neye uğradığını şaşırdı. Görüntüler Eyüp Sultan'da bir araya gelen arkadaş grubunun mangal keyfinden. Mangal aniden patladı. Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı. Patlamanın etkisiyle et yemeye hazırlanan gruptakilerin hepsi yere savruldu. Korku dolu anlar kameraya da yansıdı. Mangal bir anda alev topuna dönüştü. İlk şoku atlatan mangalzedeler şaşkınlıkla mangalı incelemeye koyuldu. Havaya uçuşan kıvılcımlar büyük tehlike yarattı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Afacan kedi gözlükçü dükkanın asma katını çökertti. Soğanlı Mahallesi'ndeki bir gözlük dükkanının asma tavanı dükkan kapalıyken kendiliğinden çöktü. Yere asma tavan parçalarının yanında bir de kedi düştü. İddiaya göre üşüdü, havalandırma kanalından apartmana girdi. Dükkan kapalıyken asma tavanın üzerinde gezen kedi sağlam olmayan karoya basınca alçıpan karolar kediyle birlikte yere düştü. Bu görüntüde yine Bursa sokaklarından. Ata bulvarında bir özel halk otobüsü 3 teker üzerinde seyretti. Otobüsün tekerini havada görenler dönüp bir daha baktı. Otobüsün bu ilginç görüntüsü çevredekiler tarafından kaydedildi. Asker eğlencesinde toplanan kalabalık asker adayını tutuşturdu. Başına köpük sıkılan talihsiz asker adayının kafası yakılan meşale yüzünden alev aldı. Neyse ki alevler hemen kontrol altına alındı. Geçtiğimiz günlerde ekranlara taşımıştık efendim. Ankara'da Bala yolunda tırın altına giren araç aynı aileden 2 kişiyi hayattan maalesef kopartmıştı. Yapılan incelemede de tırla ilgili çok çarpıcı bir detay yansıdı kameralara. Koruma demiri olmayan o tır adeta faciaya davetiye çıkardı. Peki hayat kurtaran bu koruma demirleri neden ihmal ediliyor? Koruma demiri tam olarak ne işe yarar? Israrla o demirin önemine dikkat çeken uzmanlar var. Gelin izleyelim. Çok yüksek mesela. Bu koruma demiri değil galiba. Koruma demiri yok bunda. Muayeneden geçmez. Tırın altına girmek var, bir çarpıp kurtarmak var kendinizi. Zorunlu olmasına rağmen bazı tır dorselerine takılmıyor. Koruma demirleri olmayan tırlar uzmanların tüm uyarılarına rağmen can almaya devam ediyor. Araçların arkadan girmemesi için. Çünkü girdikleri zaman öndeki oturanların şoför ve yanındaki kişi direktme ölümle bulunduğuna gelebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Bala'dan Ankara'ya dönen bir aile tıra arkadan çarpmıştı. Tırın koruma demiri olmadığı için aracın yarısından çoğu tırın altına girmişti. Yine bu araçta baktığımızda da o koruma demirinin olmadığını görüyoruz. Zaten karayolları mevzuatında da bu vardır. Farın hemen altında yerden 55 santimetre yükseklikte bir koruma demiri olması gerekiyor normalde. Bunu özellikle belirtiyorum, kısmen de olsa hayatınızı kurtaracak. Efendim, tırınızın arkasında koruma demiri var. Var. Bu koruma demiri neden önemli? Koruma demiri altına taksi girmemesi için, arkadan vuran aracın can tehlikesini önlemek için çok önemli. Efendim bir gidelim mi, gösterebilir misiniz bize şu demiri? Tamponlu oldu bizim koruma demiri. Bu koruma demiri. Tabii. Yerden yüksekliği belli bir şey, tüm statüsüne göre hazırlanıyor. 57 santim olsun, muayeneden geçmiyor araba. Direktmen bırakıyorlar muayeneden. Çünkü o zaman altına bir araba girebiliyor, tabii, değil mi? Tabii. Kimi hiç takmıyor, kimi de göstermelik takıyor. İhmaller ölümlü kazaları da beraberinde getiriyor. İş sağlığı güvenliği uzmanlarına göre ise sadece koruma demiri de yeterli değil. Bu yapının darbe emici bir sistemle güçlendirilmesi gerekiyor. Bir de onun üzerine bir darbeyi emici sistem koyduğumuz zaman bu kaza oranlarındaki ölüm ve yaralanma oranı %80 civarında azaltabilir. Taze balık ilk kez Ankara'ya gelir ve burada yenir derler efendim. Pişirmeye bile gerek duymazlar. İnandınız mı? Bakın Ankara'da halk pazarında hamsi satışı yapan Yakup Öztürk. Gelin size durumun tam da böyle olduğunu kanıtlasın, izleyelim. Boş geldin hamsi, niye boş geldin diyeceksin? Burayı yedim. Çiğ balık yiyor musunuz? Çiğ balık. Hayır, çiğ balık yenir mi? Şöyle bak, 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 takip et. Hamsi böyle yenir dedi, leblebi gibi ağzına attı. Tazeliğini pişirmeden yiyerek kanıtladı, adeta şov yaptı. Bu Karadeniz hamsi. Bunu kafaya koparacaksın, siz kılçığını almayacaksınız bak. Vitamini kılçığına. Şöyle yapacaksın, bak şöyle yapacaksın. Kılçığını aldın mı? Hoş geldin hamsi, niye boş geldin diyeceksin? Böyle yiyeceksin. İncan ilçesindeki halk pazarında hamsi satışı yapan Yakup Öztürk'ün müşterileri gözlerine inanamadı. Çılgın balıkçı yarım kilo hamsiyi çiğ çiğ böyle yedi. Şöyle de limonu sıkacaksınız, ondan sonra böyle atacaksınız. Çiğ balık yiyebiliyor musunuz? Ben yiyemiyorum da arkadaşım çok güzel yiyor. Aynı fındık tadı gibi tadı olur. Çiğ hamsiye limon sıkmayı da ihmal etmeyen balıkçı bu iştahıyla satışlarını da 2'ye katladı. Yarım kilo yediğini gördüm. Gözümün önünde çiğ çiğ yedi. Şimdi gelin özellikle çocukları bekleyen gizli bir tehlikeden bahsedelim efendim. Bakın, tehlikenin adı şeker sarhoşluğu. Çocuklara verilen o şekerli besinler var ya, işte onlar bağırsakta fermente olduğunda sayın seyirciler alkole dönüşüyor. İşte bu da çocuklarda şeker bağımlılığına neden oluyor. Uzmanların bu konuda oldukça önemli uyarıları var. Gelin biraz daha yakından bakalım o uyarılara. Bağırsak duvarında bu şekerli maddeler geldiğinde ortaya çıkan fermentasyon alkolün üretilmesiyle alkolün emilmesine yol açar. Yani aslında çocuklara siz alkol kullandırıyor gibi olursunuz yedirdiğiniz şekerlerle. Çocuklar mutlu olsun diye verdiğimiz şekerli gıdalar alkol etkisi gösteriyor. Çocukların vazgeçilmezi olan şeker masum görünse de yarattığı tehlike oldukça büyük. Yedikleri her şeker alkole dönüşerek bağımlılık yapıyor. Şekerin yarattığı alkolle bağımlı hale getirmemiz söz konusu olur. Çünkü çocuk her yediğinde ortaya çıkan o alkolik etkiyle kendisini çok mutlu hisseder ve sürekli yemek ister. Anne ve babalar dikkat! Çocuklarınıza abur cubur verirken artık 2 kez düşünmeniz gerekiyor. Çünkü tükettikleri şekerli gıdalar onları şeker sarhoşluğuna sürüklüyor. Aldehit de etil alkole dönüşür. Yani aslında alkol üretiminde kullanılan fermentasyon bağırsak duvarında ortaya çıkar. Çocuğunuzda bu belirtileri gördüyseniz şeker sarhoşluğu etkisi altında olabilir. Çocuk bir anda gevşer o şekeri yediğinde, bir anda çok mutlu olur, çok böyle aşırı enerjik olur, heyecanlanır falan. Sonra bir anda yorgun hale düşer. Böyle uyku hali bastırır, hafif ağzında bir koku ortaya çıkar. İşte bunların hepsi aslında o yediğimiz maddelerin bağırsak duvarında yarattığı etkiyle çocuğumuzu bir nevi alkolik hale getirmemiz. Taze sıkılmış bir meyve suyu ya da pekmez sağlıklı birer besinler olarak bilinse de aslında her ikisi de şeker sarhoşluğunu tetikleyebiliyor. Vücudun günlük şeker ihtiyacını sağlıklı besinlerle karşılamak mümkün. Biz genelde hep tatlı şeylerden şeker aldığımızı düşünürüz ama mesela koyu yeşil yapraklı sebzeler bile bizim günlük şeker ihtiyacımızı verir. Özellikle kalın kabuklu çerezler bile bizim günlük şeker ihtiyacımızı verir veya daha doğal olan ballarla bile bunu sağlayabiliriz. Efendim, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay partisinin düzenlediği aday tanıtım toplantısında merdivenden düştü. Talihsizliklerin aslında peşini bırakmadığı aday bir başka programda da tanıtılırken Özgür Özel'in dalgınlığının aslında kurbanı olmuştu. Aday burada Cemil Tugay. Onu da Cemil Tugay. İsmi anons edildi. Koşar adım kürsüye çıkıyordu. Merdivende bu talihsizliği yaşadı. CHP'nin aday tanıtım toplantısı sırasında sahneye anons edilen belediye başkan adayı Cemil Tugay dengesini kaybetti. O anlar kameralara da yansıdı. Olayın ardından hızla yerden kaldırılan Tugay sahneye çıkarak salondakilere selam verdi. Parlıyor aydınlık İzmir. Aynı aday başka bir programda daha talihsizlik kurbanı olmuştu. Yine bir selamlama sırasında CHP lideri Özgür Özel aday Cemil Tugay'ı anons etti. Ama başka bir adayın kolunu kaldırdı. Cemil Tugay! Ortaya çıkan bu iki talihsizlik Cemil Tugay'ın peşini talihsizlikler bırakmıyor yorumlarına neden oldu. Efendim, seçimlere sayılı günler kaldı işte ve gözler özellikle büyükşehir adaylarının vaatlerinde tabii. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da risksiz İstanbul sloganıyla düzenlenen toplantıda projelerini açıkladı. Gündeminde olası İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm projeleri vardı tabii. Kurum bir de müjde verdi. İstanbul aşkı, İstanbul sevdasıyla sadece İstanbul diyerek yola çıkan, İstanbul'un hizmetkarı, yoldaşı, arkadaşı. Bugün İstanbul'umuzu yöneten Cumhuriyet Halk Partili mevcut yönetim, geçtiğimiz 5 yılın sonunda her alanda başarısız olmuştur. Risksiz İstanbul sloganıyla düzenlenen toplantıda konuştu. Hedefinde deprem konusunda sınıfta kaldılar dediği mevcut yönetim vardı. Peki bugün burada bu kadar acil olan bir konuda Cumhuriyet Halk Partili Mevcut yönetim ne yapıyor? Ne acıdır ki tek bir olumlu adım dahi atılmadılar. Durumun, ciddiyetin farkında olduklarını bile, odaklarına İstanbulluları koyduklarına bile kıymetli hemşehrilerimiz inanmıyor. 5 yılda ortaya hiçbir proje koyamadılar dedi. Sistem İstanbul anlayışının altını çizdi. İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle kandırdılar. Deprem seferberliği ilan ediyoruz dediler. Ortada eserleri yok. İşte sistem İstanbul. Bu yönetim anlayışının ta kendisidir. Bu anlayış gücünü insandan ve planlamadan alır. Yalnızca çözüme odaklanan sistemli bir kent yönetimi sunar. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum deprem gerçeğine bir kez daha dikkat çekti. Kentsel dönüşümde atılacak adımları tek tek sıraladı. Burada yeni, güvenli, huzurlu yuvalarımızın 300.000'ini her yıl 60.000 konut yapmak suretiyle Kiptaş eliyle yapacağız. Yarısı Büyükşehir'den diyerek evini Kiptaş'la dönüştürenlere 700.000 lira hibe desteği sağlayacağız. İlave olarak 700.000 lira kredi desteği vereceğiz. Taksitler ilk yıl faizsiz olacak. 5.833 liradan başlayacak. 100.000 lira taşınma yardımı sağlanacak. Başvurular 15 Nisan'da alınmaya başlanacak. İstanbullular şunu çok iyi biliyor. Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır.